Şimdi diyor ki bir masa üzerinde üçünün uzunluğu 80 santim olan 5 tane mum varmış. Bak cümleye dikkat edin. 3 tanesinin uzunluğu 80 santimmiş. Burada belli. Maviyle işaretlenmiş. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi şöyle mumlarımızı alalım. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum. Dört mumdur, beş mum. Böyle devam ediyor. Gidiyor. Şimdi bunun boyu 80. Bunun boyu 80. Bunun boyu 80. 80'den biraz kısa olan mum B. 80'den bayağı kısa olan mum A. Görüyor musunuz? Evet hocam. Yani bayağı kısa dediğimi bakmayın. Ölçüyü bilmiyorum ama kısa olduğu belli sonuçta. Diyor ki her mumun başlangıçtaki uzunluğu ile belirli bir süre yakıldıktan sonraki her mumun uzunluğu azalış yüzdesi aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Yani şu gördüğünüz mumun boyu %20 azalmış. %20 kaçta kaça karşılık gelir? 5'te 1'e. Beşte bir. O zaman bu mumun kalan boyu 4 bölü 5'i kadardır diyebilir miyim? Evet. Peki B mumunun da %20'si erimiş. Demek ki bunun da 4 bölü 5'i kalmış mı? Peki diğer mumlara bakıyorum şimdi. 80 santimlik 3 mumu da hesaplayabilirim artık. 80'in 5'te 1'i 16 düşmüş. Demek ki en kısa olan, pardon, en yavaş eriyen bu. 80'in 5'te 1'i 16 düşüyorum, 64 santim kalmış. Peki öbürü 80'in kaçta kaçı? 4'te 1'i kadar erimiş. 20 santim erimiş. 20, 60 60. kalmış mı? Peki öbürü 80'in %40'ı kadar erimiş. 4 kere 8, 32. 32 eridiği için 48 kalmış mı? Şimdi çok güzel bir soru sormuşlar ama biraz bence orta üzeri bir soru. Bak soru geliyor. Bu süre sonunda mumlardan ikisinin uzunluklarının birbirine eşit, diğer mumlardan da ikisinin uzunluklarının da birbirine eşit olduğu görülmüş. Ha, demek ki bu yazdığım 4 tane uzunluktaki mumun, pardon, 5 mumun 4'ün ikili eşit olduğunu söylüyor. Peki ben size Evet. şöyle bir soru sorsam ne dersiniz? Bence burayı çözecek soru bu. Bir saniye şurayı bir sileyim. Efendim? Hocam bir de mesela biri küçük biri daha küçük demiştik ya. O Evet. yüzden 60'a 48 gibi yaptım. Aynen. Ki ben de zaten şu soruyu soracağım. Şimdi şu gördüğünüz 3 mumda %20 eriyor değil mi? O zaman şu mumun diğer mumlara eşit olması mümkün değildir. Yani şu mum bir kere kesinlikle en uzundur. Çünkü buradaki en düşük erime miktarı %20. 80'in %20'si eridiği zaman, diğerlerinin de %20'si eridiği zaman diğerlerine yetişmesi mümkün değil. Bence o zaman şu mum biraz daha uzun olduğu için 60 santime, şu mum da en kısa olduğu için 48 santime eşit olabilir. Diyebilir miyim? Kısa olan Diyebiliriz, en evet. kısaya, orta olan ortaya eşit olmak zorunda. Peki, şimdi 4a bölü 5 48 ise o zaman 48 bölü 4 12, 5 ile çarp 60 santimdir. Peki bu da buna eşitse 4b bölü 5 60 ise 60'ı 4'e bölü 15, 5 ile çarp 75 olur. Demek ki bu iki mumun toplam boyu 135 135. santimdir. Ne yazık ki zor soru bak. Bu da MSU sorusu, zor bir soru ama. Tamamdır. Tamamdır hocam. Geçiyorum. Şimdi en korkulan konudur. Ama şu göreceksin şimdi en kolay soru grupları net bir şekilde bu problemlerden daha kolay sorular bunlar. Okuyorum. Şimdi dikkat edin 22 soru bir olasılık sorusu. 22 bak. Kafanızda şunu canlandırın. 22-23 civarı demek ki bir olasılık gelecek ya da kombinasyon gelecek. Semih dosyasındaki 4 çizgili 6 çizgisiz olan toplam 10 kağıttan rastgele 3'ünü seçmiş. Bu zaten kombinasyon girişidir, seçmiş. 10 kağıttan 3'ünü seçmiş. Diyor ki Dümdüz. seçtiği her bir kağıttan birer uçak yapmış. Manyak. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Buna göre Semih'in uçak yaptığı kağıtlardan 3'ünün de çizgisiz olma olasılığı kaçtır diyor. Kaç çizgisiz kağıt vardı? Altı. Altı. Demek ki bu 6 kağıttan 3'ünü seçmiş olması gerekir. O halde bunun açılımı nasıldı hatırlayan var mı? 6, 5, Altı, 4, beş, dört, 3, 2, üç, 1, bir, 19, on, dokuz, 8, sekiz. 3, 2, 1. Bunlar gitti. Demek ki cevap 120 bölü 720 yani 1 bölü 6. Anlaştık mı acaba? Ve Anlaştık. son birkaç sınavdır gerçekten temiz sorular soruyorlar. Böyle seçmeli sorular soruyorlar. Kombinasyon olasılık iç içe olacak sorular soruyorlar. Ve kolay soru yani. Tamam? Konusuna göre kolay. Tabii konuyu biliyorsan. Oldu mu Oktay Başkan?
Oldu hocam. Bir şey daha deneyelim mi? Peki, tamam. Buyurun. Bakalım nasıl yapacaksınız? Hocam bir... pardon, bir şöyle de çözüm var. Yani mesela 6 bölü 10 çarpı 5 bölü 9 çarpı 4 bölü 8 çarpı 3 faktöriyel olur. Diye bir çözüm yöntemi. Var. Onda da 1 bölü 6'yı veriyor. Tamam, olur. 3'ü de çizgisi olduğu için olur. Sıkıntı yok değil mi hocam? Yok. Onda mesela bir de çarpı 3 faktöriyel... Mesela kitaplarda genelde öyle çözüyor. Yani. Ama bu daha temizdir, onu söyleyeyim sana. Çünkü orada iki çizgili bir çizgisi olduğu zaman sıraları da yerde değişir. Çizgili, çizgili, çizgisiz, çizgisiz, çizgili, çizgili falan kafa karıştırır. Evet, tamam. Buyurun. Aslı ile Burak belli bir günde aynı havaalanından farklı şehirde gitmek için birer uçak bileti alacaklarmış. Bugün de Aslı ve Burak'ın seçebilecekleri uçuş saatleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Demek ki Aşk Tesadüfleri Sever filmiyle alakası yok. Yetişememişler birbirine. Burak uçuş saatini Aslı'nın uçuş saatinden sonra olacak şekilde seçmek istiyormuş. Peki. Burak uçuş saatini Aslı'nın uçuş saatinden sonra seçecekmiş. Şimdi Aslı saat 10'u seçse Burak ne seçebilir? Tüm saatleri seçebilir. Bence tüm saatleri seçebilir. 5 ihtimali var. Peki Aslı saat 14'ü seçse. Duru geldi herhalde. Evet hocam. Aslı 14'ü seçse Burak şu 4'ünü seçebilir mi? Evet. Peki Aslı 18'i seçse Burak ikisini seçebilir mi? Evet hocam, iki tane. Geldim buraya. Peki Aslı 22'yi seçse Burak sadece 23'ü seçebilir. O zaman seçebilecekleri toplam ihtimal 5, 9, 11, 12 olur mu? Olur. Bu da güzel soru. Ne dersiniz? Zor bir soru muydu? Hayır. Ya işte gözümüzü korkutan konu aslında öyle çok şey sorulmuyor. Zor sorulmuyor. Kalabalık gibi görünüyor sadece. Efendim Kerem Hocam? Bu kalabalık şekilli böyle bir şeyler varsa soru yani kolay oluyor hocam. Kesinlikle soru ebatlıysa daha kolay oluyor. Aynen, aynen. Peki, geçiyorum. Hadi buyurun bakalım. Bir olasılık sorusu daha. Yasın adı. Dur hocam, ben senin sesini kapatabilirim. Sen şey yapma. Gir açarım sonra. Tamamdır. Hocam 1 bölü 3 mü? Neden Kerem hocam? Çok güzel soru. Hocam 3 burada var. Birinci saat diliminde. İkinci saat diliminde de 3 dedim. 3 kere 3 9. Üçüncü saat diliminde de 3 dedim. 27. 80. Pardon hocam, yok yok. O zaman çok büyük oluyor değil mi? Çok büyük oluyor. Mola vermeden çalış. Şimdi saat 11'de gittim. Aramı verdim tertemiz. 80 dakika pardon 20 dakika sonra aradan döndüm. 11 ile 11.20 arasında aramı verdim mi? Peki o halde 11.20'de çalışmaya başlasam 80 dakika çalışırsam nereye gelir? 12.40'a gelir. Peki bu arada şurada molamı verdikten sonra burada hangi saat diliminde mola verdiğim bir önemi yoktur. Yani 80 dakika çalışmayı burada yaptıysam şu üçünden herhangi birinde
mola verebilirim. Kabul ediyor musunuz? Evet. Yani saat 11.20'den 12.40'a kadar 80 dakika çalışırsam bununla ilgili 3 ihtimal var. Ya 13, ya 13.20, ya 13.40'da ara verebilirim. Kabul? Doğru. Döndüm. Peki, diyorum ki ikinci ihtimal. Arası 80 dakika çok geniş olduğu için ikinci 80 dakikalık aralık şu. Saat 12'de molamı verdim. Saat 12.20'de başladım. 80 dakika çalışırsam 13.40 oluyor mu? O evet. Zaman burada hangi saat diliminde mola verdiğim bir önemi yok. Üç ihtimal de buradan geldi mi? Yani 6 ihtimal var benim ara verebileceğim. Peki seçebileceğim tüm olasılıklarda 3 buradan, 3 buradan, 3 buradan. 3 çarpı 3 çarpı 3, 6 bölü 27 yani 2 bölü 9 oluyor. Tamam mıdır? Bu çok lanet bir soruymuş ama söyleyeyim. Bu yormuştur yani çoğu kişiyi. Oldu mu? O zaman başlangıç ve bitişi belirlersek olabilir. Evet. O 80 dakikalık aralığı belirlemede ben de zaten ineceğim o yüzden sordum. Aralığı mı demek istiyor acaba diye. O yüzden hani cevaba 2 bölü 9 dedim. Tamam. Geçelim. Başlangıç ve bitiş aralığını belirledikten sonra kalanlar zaten bizim seçimlerimize tabi. Evet. Devam ediyorum. Hadi kolaylaştıralım işi. Hadi buyurun. Soru 23. Son iki sorumuz. Aşağıdaki tabloda 4 farklı branşta düzenlenen bir yaz olimpiyatına A ve B ülkelerinden katılan sporcuların bu iki ülkeye göre dağılım yüzdeleri verilmiş. Bunu var ya daha önce 4-5 kere sordu. Hepsini de aynı şeyi yapıyor bakın. Şurada kaç yazıyor yüzdede? 90 mı hocam? Hiç bilmiyorum hocam. Valla ben de sizin gibi ilk defa çözüyorum. Hocam, 22-66 kaç katı? 3. O zaman demek ki 30'un 3 katı 90. O zaman 54'ün 3'te 1'i 18. 30, aynen. 52, 70. Buraya kaldı 30. Demek ki burası da 90. Yani her birinin orantısını kurdum. Buna göre A ülkesinden sporcularından kaçı yüzme branşında yarışmıştır diyor. 90'ı aldım, kabul ettim. Anlaştık mı hocam? Evet, bravo evet. Kerem hocam. Evet, geçiyorum. Peki bir alttakine iniyorum. Sayıları hemen unutmadan 22, 18, 30 şöyle yazayım. Bu 90, bu da 90'dı. Şimdi diyor ki A ülkesinin sporcularından atletizm branşında yarışanların sayısı yani 90. B ülkesinde sporculardan güreş branşında yarışanların sayısına eşitmiş. Peki burası da 90'mış. Şimdi bir soru. Şimdi burada ne belli değil? Atletizmin sayısı, 100.000'in sayısı belli değil. Ama yüzdeleri belli. 30 artı 18, 48 mi yapıyor? 52. Peki şu boşluklara ne kalıyor? 52. Peki, 52 oluyor. Peki, kaç sporcu var? 130 mu? 130 hocam. Çok güzel. Peki bize diyor ki bu iki ülkeden olimpiyata katılan sporcuların toplam sayısı kaçtır diyor. Ben de cevap veriyorum. Zaten burası belli. 90, 180. Buradan kaç gelecek? 120 daha 300 kişi var. Kabul? Şimdi buraya geliyorum. 52'ye 130 karşılık geliyorsa bakın ikisini de 13'e bölerseniz 4'e 10 yapar. Peki bu da bunun 12 katı olduğuna göre bu da bunun 12 katı 120 yapar mı? Yani şununla şunun toplamı 120. 40 da buradan kaç yaptı? 160. 90 da buradan 250 olur mu? 550. O halde evet, toplam katılan kişi sayısı kaçtır bu ülkelerden? 300 artı 250. 250 550 olur. Tamamdır. Peki geçiyorum. Buyurun bakalım. Toplam 100 dairenin bulunduğu bir sitede daire tiplerinin büyüklükleri ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. A tipi daire 100 metrekare 60 taneymiş. B tipi 120 metrekare 20 taneymiş. C tipi daire 180 metrekare ve 20 taneymiş. Bu sitenin bir yıllık toplam giderinin 360 bin TL olacağı hesaplanmış. Bu tutar dairelerin büyüklükleriyle doğru orantılı olacak şekilde tüm dairelerden karşılanacakmış. Yani bak dairelerin büyüklükleriyle orantılı. O zaman bunların hepsi 20'ye bölünen sayılar. 5K, 6K, 20'ye bölsem 9K. Peki 20 çarpı 9K ne olacak? 180K. Peki 20 çarpı 6K, 120K. Peki 60 çarpı 5K, 300K. Demek ki toplarsanız 600K'lık bir para toplama hikayesi var burada. Doğru mu? Peki diyor ki her daire kendi başına düşen tutarı her ay aynı miktarda ödeme yaparak 12 ayda ödeyecek. Ben de 360 bin lirayı önce 12'ye bölüyorum.
kaç yaptı? 30 bin lira. 30 bin lirayı da 600'e bölüyorum ki 1K'yı bulayım. Ne olur? 300 bölü 6, 50. Kabul? Ne diyor? Buna göre B tipi bir daire için ödeyecek aylık tutar ne kadardır diyor. B tipi daire 6K'ydı. 50 kere 6, 300. Tamam mı der? Güzel bir soru muydu? Gayet güzel bir soruydu. Geçiyorum artık yavaştan sonlara doğru. Buyurun bakalım. Eski sorulmuş bir TYT sorusu. Bir otomobil fabrikasında benzinli ve dizel olmak üzere A, B, C, D, E marka otomobillerin üretimi yapılıyormuş. Bir ayda üretilen araçların %40'ı benzinliymiş. Yani 60 dizel, 40 benzinli varmış o zaman. Kabul? Devam eder misiniz? Sonra ne var? Üretilen A marka otomobil sayısı D marka otomobil sayısına eşitmiş. A ile D'ye eşitmiş. Ve C marka otomobil sayısının 2 katı kadarmış. 2C'ymiş. Yani şunu iddia edebilir miyim? Bu C ise bu 2C'ymiş. Bu da 2C'ymiş. Direkt C'ye dönüştürüyorum yani. Üretilen E marka otomobil sayısı B marka otomobil sayısının 3 katıymış. E, B'nin 3 katıymış. Yani burası B ise burası da 3B miymiş? Peki, hemen soralım. Kaç katıdır dediği için sayısal bir bilgiye ihtiyacım yok. Bunların toplamı 3C artı B 40'mış. Bunların toplamı 2C artı 3B neymiş? 60'mış. Kabul? Peki bize ne diyor? Bu fabrikada üretilen E marka otomobil sayısının C marka otomobil sayısının oranını soruyor. Ben bunları bulsam yeter zaten bana. Peki ne yapalım da bulalım? Burayı 2 ile burayı 3 ile çarpalım. 9'dan 2 çıkaralım 7B. Peki burada da 180'den kaç çıkaracağız? Oo çok gıcık sayı gelecek herhalde. 180'den 80 çıkaracağım 100 gelecek. O zaman B ne oluyor? 100 bölü 7. Gerçi bu benim verdiğim sayılarla orantılı olduğu için normal bir şey. Peki devam ediyorum. Peki E marka neydi? 3B'ydi. Yani burası 300 bölü 7. Peki C marka otomobil sayısının kaç katıdır diyor. Şimdi C'yi bulabilir miyim? Bu 100 bölü 7 ise karşı atarım. 280 bölü 7. 180 bölü 7 60 bölü 7. Peki burayı da 60 bölü 7'ye bölersem demek ki cevap nedir? 5. Tamam. Sayılarla biraz oynamak gerekiyor. Daha da rahat yapabiliriz ama biraz yorgunlukla böyle de olabilir. Burada da duruyorum. Zaten bitirmişiz. Peki. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Görüşmek.